Kişi sözünün eri olmalıdır. Söz verdiği vakit o sözü sonuna kadar tutmalıdır. Ne pahasına olursa olsun. Şeyh Nazım Hazretleri makamı âli olsun buyururdu. Aslında bir imkanım olsaydı, bir fırsatım olsaydı, bir müessesenin yani dil, lügat, lisan müessesesinin başında olabilseydim, ilk yapacağım işlerden birisi sözleri, kelimeleri bir tartıya koymaktır. Bir ölçü vermek olacaktır. Niye? Sözlere bir ağırlık verecektim. Sözleri kelime kelime, kişiye göre ayıracaktım. Yani altın sözler, elmas sözler, bakır sözler, demir sözler, teneke sözler, pas sözler. Bu şekilde kategorilere ayıracaktım. Ama müessese olarak olmasa da kalben ben kişilerin zaten söyledikleri sözleri belirli kategorilere zaten ayırıyorum. Bu falanca kimse teneke sözlü bir kişidir. İtibar edilmez sözüne. Bu bakırdır. Biraz olsun itibarı vardır. Bu demirdir. Yerinde dövülür. Yerinde bükülür. İşleme sokarsan bir şekil alır. Bu elmastır, bu pırlantadır. Bunlara sonuna kadar itibar edilir. Çünkü bunlar değerli kaygıdır. He has no eyes, though he sees. He has no ears, though he hears. He remembers everything with the aid of mind and memory. When he wishes to create a thing, he just orders it to be and it comes into existence. But this order is not conveyed in words which takes a tongue to formulate or which sound carries ears. He hears the secrets of those under quiet thoughts. He stops those whom, who's that? That's God. Oh, he's my bodyguard. He's your bodyguard. He's the supreme. Allah'ın emrini tutmaya bak. Tutmazsan sen bilirsin. Bir hastalık gönderir. Virüs der ona. Efendim, bir hayvan hastalık verir. Gözden görünmeyen bir şey. Gelir bu sağlık olur insanlara. Ne nefes alabilir, ne nefes verebilir. Ne yiyebilir, ne içebilir. Hekimler de şaşırır. Bu nereden geldi? Nereden geldi? Bu insanların kötülüklerinden meydana gelir. Çünkü insanlar insan olmak haysiyetini kaybetmişler. Vahşi olmuşlar. Bunlar asla hiçbir vakit, hiçbir zaman aşımında veyahut da aşamasında değerini kaybetmeyen sözlerdir. Nedir? Bunlara hak sözlerler. Bunlar ilelebet, ezelden ebede hak sözlerdir. Cevherdir. Hak söz Allah'ın sonsuz geniş hazinelerinin içinde en değerli olan harflerden oluşan kelimelerdir. Bunlar gerçek hazinelerdir. Sözlere o yüzden dikkat ediniz. Ne söylediğinize dikkat ediniz. Söylemeden önce düşününüz. Bir kere değil, atalarımız 8 düşün bir söyle derlerdi. Şimdi atasözünü dinleyen hak getire. Düşünmeden peş peşe bırakın tek kelimeyi 8 düşünmede söylemeyi. 80 kelimeyi düşünmeden bir anda söylüyoruz. O yüzden de dünya allak bullak oldu. Her yerden bir ses, her yerden bir söz.
Ve hepsi de teneke kokuyor, pas kokuyor sözleri. %99 dünyada konuşulan sözlerin %99'u tenekeden oluşuyor. Pastan oluşuyor. Hiçbir itibarı yoktur. Manası ve anlamı yoktur. Olamaz da. Çünkü hepsi dünyayla ilgili bir sözdür. Dünyalıkla ilgili bir sözdür. Dünyalıkla ilgili sözler teneke sözlerdir. Çünkü bu dünya fanidir. Fani demek yalan demek, yalan demek hayal demek, hayal demek aslında olmayan demek, olmayacak yani yok olacak demektir. Yok olacak, yalan şeylerin konuşmasını, muhasebesini veyahut da sohbetini yapacağınıza hak olan, asla kaybolmayacak olan, dost doğru olan, gerçek olan, yani sonuçta o söylediğiniz sözleri elle tutabileceğiniz, gözlerinizle görebileceğiniz bir şekil alacağı o sözlere itibar ediniz. Çünkü her söylediğiniz söz mahşerde şekil alacaktır, dile gelecektir, o söz konuşacaktır, o harfler harekete geçecektir, size karşı şahitlik yapacaktır. Bu sebeple ey insanlar, ne söylediğinize, nasıl söylediğinize, ne zaman söylediğinize ve hangi uslupla ne şekilde söylediğinize dikkat edin. Bu hususta antrenman yapın. Artık aynanın karşısına mı geçersiniz, antrenman yaparsınız? Yoksa karşısına bir tane kukla alıp onunla mı konuşursunuz, antrenman yaparsınız? Boksörlerin yaptığı gibi. Yoksa gerçek bir insanı alıp, o da hakikaten sabır ve tahammül taşı olması lazım. Evliyalar gibi. Onların karşısında antrenman yaptı. Ama onların da antrenmanı sert olur. Hafif olmaz. O yüzden ne söylediğinize ve nasıl söylediğinize dikkat ediniz. Ve sözün, ne derlerdi atalarımız, bir ağırlığı olmalı. Sözün bir ağırlığı olmalı. Sözün bir anlamı olmalı. Sözün bir vakarı olmalı. Sözün bir manası olmalı, bir hikmeti olmalı. Ve hikmetsiz her söz çöplüktür, zibildir. Bu sebeple ey insanlar, madem ki bir şey söyleyeceksiniz, o söylediğiniz sözün çöpe gitmemesine dikkat ediniz. Ha, karşındaki belki bir müddet alır işine yarar diye düşünürsün ama sen karşındakinin işine yarar yaramazı düşünme. Hakkın işine, hakkın huzurunda o söylediğin söz senin işine yarayacak mı? Sen onu düşün.